Ana Haber'e hoş geldiniz. Hepinize mutlu akşamlar diliyoruz. Bu hafta Türkiye-Amerika ilişkileri açısından gerçekten çok kritik bir haftaydı, dönüm noktasıydı. Çok önemli 3 temas gerçekleşti. Onlardan en önemlisi Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Ankara ziyaretiydi. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü Rex Tillerson, bugün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla. Ve Türkiye mesajlarını çok net bir şekilde iletti. Şimdi bundan sonra ne olacak? Sözler tutulabilecek mi? İlişkiler normalleşebilecek mi? Aslında Ankara'nın net mesajlarını Mevlüt Çavuşoğlu'nun şu cümlesi çok net bir şekilde özetliyor. Bakalım hemen. Ya bu ilişkileri tekrar yoluna koyacaktık ya da daha kötüye gidecek. İlişkilerimizi tekrar normalleştirme konusunda bir mutabakata vardık. İlişkileri tekrar normalleştirme konusunda bir mutabakata vardık. Mesajlar net şekilde verildi. Somut adımlar da atıldı. Bakalım bu somut adımlar ne? Merakla beklenen ziyaret gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Ankara'da 24 saatten az kaldı. Ama Ankara, Amerikalı konuğuna rahatsız olduğu tüm başlıkları açık şekilde anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 3,5 saat görüştü Tillerson. Mevlüt Çavuşoğlu 2,5 saat bir araya geldi mevkidaşıyla. Konuk bakana terör örgütü PYD-PKK'yı yapılan destekten duyulan rahatsızlık anlatıldı. YPG-PKK'nın organik bağı ortaya kondu. Afrin'den sonra sıra Münbiç operasyonunda denildi. Ankara Tillerson'dan somut adımlar atılmasını istedi. Sonuçta iki ayrı mekanizmanın kurulması yönünde karara varıldı. Defaatle söylediğim gibi bu mekanizmaların, çalışma grupların amacı bugüne kadar ortada kalan sözlerin tutulması ve artık somut adımların atılmasıyla ilgilidir. Bu YPG için de geçerlidir, FETÖ için de geçerlidir. İlk mekanizma FETÖ ile bağlantılı olarak konsolosluk konularını içerecek. Genel konular, konsolosluk konuları, FETÖ konusu gibi bu sorunları nasıl çözeceğimizi birlikte konuşacağız. İkinci mekanizma ise Suriye konusunda olacak. Suriye'de terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen alanların istikrarı ele alınacak. Öncelik Münbiç'te olacak. Bir koordinasyon gerçekleştireceğiz ve belli alanları nasıl istikrara kavuşturacağımızı konuşacağız. Önce Münbiç'i ele alacağız. Münbiç önceliklerden biri olacak. Taraflar ilk olarak Mart ayı ortasında bir araya gelecek. Bu mekanizmalar topu taca atma değildir. Yani süreci savsaklama değildir. Tam tersi anlaştığımız gibi sonuç alıcı mekanizmalar olacak. ABD'nin terör örgütü PYD-YPG'ye silah desteği konusunda Tillerson, desteğimiz sınırlı dedi. Türkiye'nin sınırlarını koruması talebini tabii ki ciddiye alıyoruz. Suriye demokratik güçlerine sağlamış olduğumuz destek kısıtlı olacak. SDG'nin askeri hedeflerini daha ileriye taşımasını engelleyecek bir destek olacağını belirttik. Görüşmelerin ardından bir de mutabakat belgesi yayımlandı. Terörizme karşı ortak mücadele vurgusu yapıldı. O belgede iki taraf iki ülke halkını doğrudan hedef alan terör tehditlerine karşı meşru müdafaa hakkını tanırlar denildi. Türkiye tabii bu defa sözlerin tutulmasını bekliyor. Dediğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Türkiye ziyaretini tamamladı, Ankara'dan ayrıldı. Deyim yerinde ise bir basın ordusu takip etti temasları. Sıkı güvenlik önlemleri vardı sevgili izleyiciler. Protesto gösterileri vardı. Ve Tillerson'ın Ankara ziyaretinden izlenimler ekranlarınıza getireceğiz ama bakın bu fotoğraf bugünün önemli fotoğraflarından biri. Mevlüt Çavuşoğlu Rex Tillerson'a pencereden bir yeri gösteriyor. Burası Ankara Palas. Ankara'nın tarihi mekanlarından biri. Hemen karşıda da ilk meclis var. İşte pencereden Rex Tillerson'a Çavuşoğlu ilk meclisi gösteriyor. Tarihi mekanda tarihi meclis binası manzarasıyla başladı kritik randevu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson Ankara Palas'ta bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson planlanan saatte devlet konuk evindeydi. O binaya girerken dışarıda gösteriler vardı. Vatan Partili bir grup Tillerson'ı protesto etti. Çavuşoğlu konuğunu devlet konuk evinin merdivenlerinde karşıladı. İkili görüşmenin yapılacağı odaya sohbet ederek girdi. Çavuşoğlu misafirini pencerenin kenarına davet etti. Yolun karşısındaki ilk meclis binası hakkında bilgi verdi. Yeah.
Kısa sohbetin ardından görüşmeye geçildi. Kapalı kapılar ardında kritik başlıklar konuşuluyorken ikilinin mesaj vereceği salon hazırlandı. Yerli ve yabancı yüz basın mensubu görüşmeyi takip etmek için Ankara Palas'taydı. Dışarıda ise eller tetikteydi. Sokak bariyerlerle araç trafiğine kapatıldı. Polis görüşmenin yapıldığı konuk evine kimseyi yaklaştırmadı. 2,5 saat sürdü Çavuşoğlu-Tillerson görüşmesi. Basın toplantısının ardından ABD Dışişleri Bakanı Ankara'dan ayrıldı. PYD'nin PKK'nın Suriye kolu olduğu açık. Münbiç'te yükümlülüklerimizi yerine getiremedik. Bu çarpıcı sözler aslında çok aşina olduğumuz bir isme ait sayın seyirciler. Eski Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi James Jeffrey. TRT Haber'e konuştu Jeffrey. Terör örgütünün durumunu az önce sizlere aktardığım cümlelerle böyle değerlendirdi. Ve dedi ki Amerika'nın bölgede kalmasıyla tansiyon yükselebilir. Terör örgütleri arasındaki bağlantıyı ortaya koydu. PYD'nin PKK'nın Suriye kolu olduğu şüphesiz. Bu gerçek 2 yıl önce Senato'da açıklandı. CIA ülkeler raporunda da bilgi olarak yazdı. Amerika Birleşik Devletleri eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey TRT Haber'e konuştu. ABD Münbiç'te yükümlülüklerini yerine getiremedi dedi. Ankara-Washington gerginliğinin Münbiç üzerinden devam edebileceğini ima etti. Münbiç tartışmalı bir konu. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri PYD'nin Fırat Nehri'ni geçmeyeceğine dair söz verdi. Ama PYD geçti ve Münbiç'e girdi. Jeffrey, Washington'ın Suriye'yi terk etmeye hazır olmadığını söyledi, Türkiye de buna tepkili dedi. Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu tehditleri kendi isteğiyle Türkçe anlatmayı tercih etti. Türkiye'nin güneyinde 3 tehdit var. PKK ve bu PYD ve PKK'a bağlantı örgütleri var. 2 tehdit ise DAEŞ. 3. ise herhalde en büyük bu Rusya, İran, Assad, Suriye arasındaki mütefik. Eski Büyükelçi, Washington'ın bölgede kalmasıyla tansiyon yükselebilir uyarısında bulundu. Efendim, Zeytin Dalı Harekatı'ndaki son durumla, son notlarla devam ediyoruz. 23 terörist daha bugün etkisiz hale getirildi. Harekatın başladığı günden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1551 oldu. Mehmetçik ve Özgür Suriye ordusu bu arada 2 köyü daha terör örgütü PKK-PYD'den temizledi. Barınak, sığınak, mevzi ve mühimmat depoları, Afrin'deki terör yuvaları yerle bir ediliyor. Terör örgütleri için çember her geçen gün daralıyor. Zeytin Dalı Harekatı'nda 23 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatın başladığı günden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1551 oldu. Mehmetçik ve Özgür Suriye ordusu adım adım Afrin merkezine ilerliyor. Bursa'ya ve Darmık Dağları, Duraklı ve Dikmetaş köylerinin ardından son olarak Hasan Kelkavi ve Celeme köyleri de terör örgütünden temizlendi. Dikmetaş köyü yakınlarında teröristlerin 5 kilometre uzunluğundaki bir hendek kazdığı belirlendi. 4 metre boyundaki ve 3 metre genişliğindeki hendek teröristlerden arındırılan Sirgaya Tepesi'nden Bursa'ya Dağı'na uzanıyor. Teröristler Sirgaya Tepesi ile Bursa'ya Dağı arasında ikmal yolu olarak kullandıkları hendekle askeri birliklerin geçişini engellemeyi de amaçlıyorlardı. Harekatta şu ana kadar 17'si stratejik dağ ve tepe olmak üzere 65 nokta terör unsurlarından arındırıldı. Gerçekten çok çarpıcı görüntüler gördünüz sevgili izleyiciler. 5 kilometrelik 3 metre genişliğinde hendekler kazmışlar. Bursa'ya Dağı'na kadar giden hendekler. Efendim, Zeytin Dalı Harekatı'nda 29. günü geride bırakıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO bölgenin stratejik noktalarından Cinderes'i kuşattı. Terör örgütü PYD-PKK ile ÖSO mevzileri arasındaki mesafe 1,5 kilometreye kadar düştü. TRT Haber ekibi ÖSO mevzilerine giderek Cinderes'i görüntüledi ve şimdi işte o görüntüler gelsin ekranlarınıza. Zeytin Dalı Harekatı büyük bir kararlılıkla sürüyor. Şimdiki hedef bölgenin en stratejik noktalarından Cinderes. Terör örgütü PYD-PKK ile mesafe 1,5 kilometreye kadar düştü.
Zaman zaman terör örgütüyle çatışmalara da giren ÖSO çevre hakimiyetini kazanmış durumda. Zeytin Dalı Harekatı'nın güney cephesinde en önemli safha şu anda Cinderes Operasyonu. Özgür Suriye Ordusu savaşçıları 24 saat bölgedeki PKK mevzilerini gözetliyorlar. Cinderes Operasyonu'na katılan Özgür Suriye Ordusu savaşçılarını görüyorsunuz. Cinderes'e giden yollar TSK ve ÖSO tarafından kontrol altında tutuluyor. ÖSO keskin nişancıları bölgede görevde. Bölgede zaman zaman sıcak çatışmalar yaşanıyor. Kameraman arkadaşım Bülent Serin şu anda sizlere Cinderes'i gösterecek. Cinderes, Afrin merkezinden sonra bölgedeki en büyük yerleşim yeri. Cinderes'e yaklaştıkça çatışmaların daha da şiddetleneceği tahmin ediliyor. Eğer burası alınırsa Afrin merkeze güneyden yürümek çok daha kolay olacak. Harekatın yoğunlaştığı Cinderes hayalet şehre dönüşmüş durumda. PKK işgali altındaki Cinderes'te halk evlerine kapandı. Terör örgütü sivillerin kentten çıkmasına izin vermiyor. Cinderes'i kaybetmek istemeyen terör örgütü ise kente silah ve militan takviyesi yapıyor. Efendim burası Afrin'e 10 kilometre mesafede bulunan Katme kasabası ve TRT Haber ekibi işte bu kasabayı görüntüledi. Önemi ne bu kasabanın? Afrin'e çok yakın dediğimiz gibi. Ve 5 yıldır teröristlerin elinde Katme kasabası. Ve görüyorsunuz kasabanın birçok yerinde terörist başının posterleri var ve terör örgütünün paçavraları asılı. Bafelyon Tepesi ile Afrin arasında bulunan Katme kasabası 5 yıldır teröristlerin elinde. Mehmetçiğin desteklediği Özgür Suriye Ordusu birlikleri kasabanın yakınlarına yerleşti. Terör örgütü PYD zaman zaman ÖSO'nun cephe hattına sızmaya çalışıyor. YPG PKK terör örgütünün Katme bölgesinden zaman zaman sızmaya çalıştığı Özgür Suriye Ordusu cephe hattından anında karşılık veriliyor. Bu arada yine Afrin'le Bafelyon arasında bulunan bu Katme kasabasından halen teröristler sivillerin çıkışına izin vermiyor. TRT Haber ekibinin görüntülediği kasaba bir terör yuvası. Kasabada terör örgütü elebaşının posteri ve örgütün paçavraları asılı. Teröristlerin sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı 6500 nüfuslu Katme kasabasında 500 sivilin yaşadığı tahmin ediliyor. TSK tarafından yürütülen, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçik ilerleyişini sürdürüyor başarılı bir şekilde. Ve teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar da Mehmetçik'e katıldı. Onların varlığı çok önemli gerçekten. Birlikleri ateş gücü sağlıyorlar sevgili izleyiciler, keskin nişancılar. Ve özel kıyafetleriyle, bu gördüğünüz özel kıyafetlerle sahada asla fark edilmiyorlar. Ne saat ne zorlu hava koşulları onlara engel olabiliyor. Keskin nişancılar Afrin kırsalında. Afrin'e adım adım ilerleyiş sürerken teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar da Afrin hattında operasyona destek veriyor. Keskin nişancılar özel kuvvetler ve komando birlikleriyle hareket ediyor. Üst noktalarıyla oluşturdukları gizlenme alanlarında 24 saat görevdeler. Keskin nişancılar özel kıyafetleriyle sahada fark edilmiyor. Ne saat ne de zorlu hava şartları onlara engel. Her türlü hava şartlarında atış yapabiliyorlar. Gece görüş dürbünlü silahlarıyla görev yapan keskin nişancılar bugüne kadar çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi. Doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türk halkı Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçiğe desteğini sürdürüyor. Kimi dua ediyor, kimi dişinden tırnağından arttırıp sınırdaki askerlerimize gönderiyor. Çünkü herkesin aklı, fikri, yüreği Mehmetçiğimizde. Yurdun dört bir yanından sınıra giden kargolarda yok yok. Zonguldak'ta yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri, İstanbul ve Samsun'da şehit yakınları, vatandaşlar. Herkesin duası Mehmetçik için. Adalet muhafaza eyle. Amin.
Aydın öğrencilerden sınırdaki askerimiz üşümesin diye atkı bere çorap, Erzurum Aşkale'den 2 adet büyükbaş tosun, Konya'da kunduracılar odasından 1000 çift ayakkabı, Afyon Karahisar'dan 10 ton lokum, Ankara'da şehit yakınları ve gaziler platformu tarafından bir tır gıda yardımı Mehmetçi'ye gönderildi. Mehmetçik oraya hem bölgeye hem coğrafyaya hem de dünyaya barışı, güvenliği, özgürlüğü götürmek için orada. Çanakkale ruhu yeniden dirildi. Çanakkale'de seyyar milli piyangocu Ramazan Gümüş'te Bitlis'te ayakkabı boyacısı Ercan Durmaz bir günlük kazançlarını, Sivas'ta da 67 yaşındaki emekli Tahsin Kartal bir aylık maaşını bağışladı. Bir tane de benden aslında. Muğla, Burdur ve Amasyalı öğrenciler asker abilerine mektup yolladı. Sinop'un Gerze ilçesinde öğrenciler Mehmetçi'ye destek için dersleri askeri kamuflajla yaptı. Adana Pozantı'da da öğrenciler düzenledikleri kermesin gelirini, Iğdır'da köy muhtarlıkları ve Yeşil Iğdır Sulama Birliği topladıkları 25 bin lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Vatandaşlarımızla birlikte. Kayseri'de yaklaşık 100 motosikletçi ise operasyona destek amacıyla konvoy düzenledi. Efendim, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdüren Mehmetçi'ye dualarıyla destek vermek için Hatay'daydı. Ali Erbaş, tarihi Habibi Neccar Camii'nde Cuma hutbesi verdi. Bu caminin özelliği ne? 1400 yıl önce inşa edilen Anadolu'nun ilk camii sevgili izleyiciler. Ve buradaki hutbenin konusu da cihat oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'da önce valiliği ziyaret etti. Özellikle Hatay'ı seçmemizdeki amaçlarımızdan birisi de şu anda sınır ötesinde teröristlerle mücadele eden askerimizin karargahı da burada. Buradan da dua ediyoruz kendilerine. En kısa zamanda bu terör örgütlerinin etkisini bitirirler, son verirler. Zaten bizim tarihimizde askerimiz, ordumuz her zaman nerede bir zulüm varsa orada olmuş. Ali Erbaş, tarihi Habibi Neccar Camii'nde cihat konulu hutbe verdi. Cihat, eline silahı alıp körü körüne masum canlara kıymak değildir. Son yıllarda insaf ve vicdanını yitirmiş cinayet şebekelerinin, terör örgütlerinin yaptığı ve Müslümanlara mal edilmeye çalışılan intihar saldırılarının vahşet ve şiddetin İslam'ın cihat anlayışı ile yakından uzaktan hiçbir alakası yoktur. Çünkü İslam'da cihat öldürmenin değil, yaşatmanın, yok etmenin değil, diriltme çabasının adıdır. Erbaş, Mehmetçiğin başarısı için dua etti. Mehmetçiğimiz, inancımız, bayrağımız, vatan toprağımız uğrunda hiç çekinmeden varlığımızı feda edebileceğimizi bütün dünyaya bir kere daha gösteriyor. Allah'ım, istiklal ve istikbalimiz, birlik ve beraberliğimiz uğrunda mücadele eden kahraman ordumuzu muzaffer eyle. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya Kilis ve Hatay'daydı. Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan asker ve sivillerin ailelerini ziyaret etti. Duygusal anlar yaşandı. Şehit ailelerinin bakur duruşundan güç aldıklarını söyledi Kaya. Terör örgütlerinin kökünü kazıyıncaya kadar operasyonumuz sürecek dedi. Fatma Betül Sayankaya'nın ilk durağı Kilis oldu. Şehit uzman çavuş Yunus Emre Doğan'ın Yılanca köyündeki ailesini ziyaret etti. Çok sağ olasın. Bu süreçte gördük ki şehitlerimizin aileleri gerçekten çok vakur bir duruş sergiliyorlar. Onların bu vakur duruşundan biz de güç alıyoruz. İnşallah sınırlarımızda meydana gelen bu terör örgütlerinin her birinin kökünü kazıyıncaya kadar kararlılıkla operasyonumuz sürecek. Aile Bakanı Kaya, teröristlerin roket saldırısında hasar gören tarihi Çalık Camii'nde incelemelerde bulundu.
camide ibadet ettikleri sırada hayatını kaybeden Muzaffer Aydemir ve Tarık Tapbağ'ın ailelerini ziyaret etti. Kaya daha sonra Hatay'a gitti. Reyhanlı'ya roket saldırısında hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise öğrencisi Fatma Avlar, Rıfat Sinirli ve Ahmet Şanverdi'nin aileleriyle belediye binasında bir araya geldi. Referandum döneminden beri gergin olan Türkiye-Almanya ilişkileri. Başbakan Binali Yıldırım dün Almanya şansölyesi Angela Merkel'le bir araya geldi. Basın toplantısı yapıldı biliyorsunuz. Ve bugün de Münih Güvenlik Konferansı çalışmaları kapsamında bu ülkedeki temaslarına Başbakan Binali Yıldırım devam ediyor. Bu arada basın mensuplarına da ikili ilişkilerde gelinen son durumu açıkladı. Hemen gidelim Almanya'ya, Münih'e. Ali Coşkun karşımızda şimdi. Ali, hangi ikili temaslarda bulundu Başbakan ve programı ne? Aktarır mısın? Selmin, en sıcak gelişmeyle başlayayım istersen. İzleyicilerimize o konunun hakkında bilgi verelim. Başbakan Binali Yıldırım şu sıralarda Türkiye ekonomisi adına oldukça önemli bir toplantı gerçekleştiriyor. 40 milyar dolar iş hacmi olan şirketlerin temsilcileriyle bir araya geliyor. Bu Türkiye ekonomisi açısından oldukça önemli. Peki gün içinde neler yaşandı? Başbakan Binali Yıldırım Türkiye-Almanya ilişkileri açısından oldukça önemli açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz dönemde hatırlanacağı üzere bayağı gerilmiş ilişkiler. Bazı sıkıntılar bugün giderilmiş gibi gözüküyor dedi Başbakan Binali Yıldırım. İnşallah daha da iyi olacak dedi. Bundan sonra ilişkilerimizi geliştirecek adımları karşılıklı atacağız dedi. Ama Türkiye'nin beklentilerini de söyledi Başbakan Binali Yıldırım. Ülkemizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya yönelik zararlı faaliyetlere izin verilmemesi gerektiğini, terör örgütlerine müsamaha gösterilmemesini, ayrıca bunlar bizim olmazsa olmazlarımızdır dedi Başbakan Binali Yıldırım. Gün işine dönecek olursak Başbakan Binali Yıldırım kimlerle görüştü hemen onu da aktaralım. Önce Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'la görüştü. Borisov görüşmesi oldukça önemliydi. Niye önemliydi? Çünkü Borisov AB dönem başkanı. Türkiye-AB ilişkileri ele alındı. Bu görüşmenin ardından da Katar Emiri Şeyh Tamim de bir araya geldi Başbakan Binali Yıldırım ve iki ülke arasındaki iyi seyreden ekonomik ilişkilerin daha da iyi olması için adımlar atılması kararlaştırıldı. Yarın hakkında da bilgi vermek istiyorum izleyicilerimize. Münih Güvenlik Konferansı var. Başbakan aslında onun için geldi buraya. Türkiye'nin hedefini anlatacak. Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütleriyle yaptığı haklı mücadeleyi anlatacak. Ayrıca NATO tarafından PYD'ye verilen silahların Türkiye'ye karşı nasıl kullanıldığını anlatacak Başbakan Binali Yıldırım. Biz burada yarın da Münih Güvenlik Konferansı'nda Başbakan'ın programını takip etmeyi sürdüreceğiz. Ve gelişmeleri aktarmayı da devam edeceğiz. Selmin Baysal Ata, söz tekrar sende. Teşekkürler. Ali Coşkun Münih'ten sevgili izleyiciler. Başbakan Binali Yıldırım'ın temaslarıyla ilgili son notları aktardı. Şirketlerin temsilcileriyle şu sıralarda bir araya geliyor Başbakan. Efendim, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı kara propaganda başlatan örgüt yine sahte fotoğraflara başvurdu. Yalancının mumu yatsıya kadar yandı. Hemen dönelim düne. Başbakan Binali Yıldırım ve Angela Merkel'in basın toplantısında bu çirkin provokasyona imza atan kişi kim bu kişi diye merak edildi. Gerçi çok sakin sakin başbakan yanıtını verdi ama PKK yanlısı çıktı bu kişi. Afrin diye gösterdiği fotoğraflarsa 2015 ve 2016'ya ait Suriye İç Savaşı'na aitti. Kendine gazeteci süsü verdi. Toplantıyı sabote etmeye çalıştı. Başbakan Binali Yıldırım'ın Almanya Başbakanı Merkel'le basın toplantısında ortaya çıkan provokatör de YPG'li teröristlerle aynı yalana başvurdu. Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamaya çalışan isim Armank Agit Nervey, gazeteci değil, PKK yanlısı bir kışkırtıcı. Oysa kendisini basın mensubu olarak gösterdi ve toplantıya sızdı. Foyası çok geçmeden ortaya çıktı. Elinde Afrin'de diye gösterdiği fotoğrafların Suriye İç Savaşı'ndan eski fotoğraflar olduğu anlaşıldı. Afrin'de neler olduğunu bilmek istiyorsan oraya gel, orada doğrusunu görürsün. Bu gösterdiklerin hep başka olaylara ait resimler. Fotoğraflardan biri 17 Ağustos 2016'da çekilmiş. Ruslar İran topraklarını kullanarak Halep ve İdlib'i bombardımana tutuyorlar başlığıyla servis edilmiş. Diğeri ise 18 Aralık 2015 tarihli. Almanya'da yayın yapan Frankfurter Allgemeine gazetesinin haberinde kullanılmış.
uluslararası alanda destek bulmak için türlü yalanlara başvuran terör örgütü sık sık sahte fotoğraflarla kamuoyu oluşturma çabasında. Dünkü Başbakan Binali Yıldırım Angela Merkel görüşmesinde de basın toplantısında da gündeme gelmişti. Alman Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkında 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianameyi kabul eden mahkeme Yücel'in tutuksuz yargılanmasına karar verdi. İlker Deniz Yücel hakkında 4 gün önce hazırlanan iddianame kabul edildi. Yücel'e örgüt propagandası yapmayla halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamaları yöneltildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Yücel hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianameyi kabul eden İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi Yücel'in tahliyesine karar verdi. Adli kontrol tedbiri uygulanmayacak olan Deniz Yücel tutuksuz yargılanacak. Deniz Yücel 14 Şubat 2017 tarihinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden ambargo davası ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı sayın seyirciler. Davaya tanık olarak katılan firari polis memuru Hüseyin Korkmaz'ın iadesi talep edildi. Kimdi Hüseyin Korkmaz? Amerika ile kirli işbirliğini itiraf etmişti. FBI'den 50 bin dolar mali yardım aldığını ve savcılık tarafından kendisine kira yardımı yapıldığını daha önce ifade etmişti. Hüseyin Korkmaz, FETÖ'nün 17-25 Aralık kalkışmasında komiser yardımcısı olarak görev yapıyordu. Meslekten ihraç edildi. Bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Sonra da yurt dışına kaçtı. Firari polis memuru Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen ambargo davasında tanık olarak yer aldı. Türkiye'deki ifadelerinin aksi yönde ifadelerde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Amerika'dan eski polisin iadesini talep etti. Talep yazısında Korkmaz'ın terör örgütü üyesi olarak yargılandığı vurgulandı. FETÖ'nün kriptolu mesajlaşma programı Bylog kullanıcısı olduğuna da yer verildi. Ayrıca Hüseyin Korkmaz'ın Amerika'daki mahkemeye sunduğu evraka değinildi. Bunların hukuka aykırı olarak elde edildiği ve bunun da suç olduğu vurgulandı. Evrakın sahte olduğu, içeriklerinin tahrif edildiği ya da gerçeğe aykırı olarak düzenlendiği belirtildi. İşte sayın seyirciler, Amerikan Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Ankara ziyaretinde de bu konu önemli konu başlıklarından birini oluşturdu. Ve az önce aktardık, Amerikan topraklarında sığınma imkanı bulan FETÖ'ye karşı atılacak adımlar gündeme geldi. Hüseyin Korkmaz'ın iadesine ilişkin talepte işte bu görüşmenin hemen ardından gündeme geldi dikkat çekici bir şekilde. Ve Çavuşoğlu'nun basın toplantısında da sayın seyirciler, FBI'ın FETÖ okullarına yönelik soruşturma başlatıldığına dikkat çektiğini tekrar sizlere hatırlatalım ve hemen bu konularla ilgili detayları alacağız. Amerika'ya uzanıyoruz. Tuna Şanlı karşımızda. Tuna. Sermin, Amerikalıların bazı kırmızı çizgileri var ve bunlardan aslında çok önemli bir bölümü FETÖ tarafından bir süredir ihlal ediliyor ve Amerikan makamları da özellikle istihbarat kuruluşları da bunun yavaş yavaş farkına varmaya başladılar. Aslında bir süredir bazı eyaletlerde okul bazında küçük çapta soruşturmalar yürütülüyordu ancak bu soruşturmalar derinleştiriliyor. Nedir Amerikalıların kırmızı çizgileri? Öncelikle vergilerinin boşa harcanmasını istemez Amerikalılar. Bunun dışında yolsuzluk ve usulsüzlük olduğu zaman bu tam bir kırmızı çizgidir Amerika Birleşik Devletleri'nde ve kötü eğitim olmasını istemezler. Çocuklarının eğitim aldıkları okulların kalifiye öğretmenlerle donatılmış olmasını isterler. İşte tüm bu konularda aslında kırmızı çizgilerini Fethullahçı terör örgütü Amerikalıların da uzun bir süredir aşıyor ve Amerikalıların dikkatini çekiyor bu. Halihazırda Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'ye bağlı 190 civarında okul var, sözleşmeli okul Sermin. Ve bunlardan yılda 500 milyon dolar devletten yardım alıyor. Bu paranın da çok önemli bir bölümü içeride kalıyor. Kendisine bağlı şirketler, örneğin inşaat şirketlerine yaptırıyor bu okulları ve diğer yan şirketlerle bu parayı içeride tutuyor. Bir de bu okullarda çalışan Türk öğretmenlerin himmet adı altında maaşlarının bir bölümünü aktardığını biliyoruz. Bu birinci soruşturma konusu. İkincisi, Amerikalı vergi mükelleflerinin paraları nereye harcanıyor şeklinde sorular, programlar, bazı önde gelen televizyon programlarında da kanallarında da programlar hazırlanmıştı. Bunun da üzerine gitmeye başladı FBI ve özellikle Ohio, Texas başta olmak üzere bazı eyaletlerdeki okullarıyla ilgili
soruşturma başlatıldı Fethullahçı terör örgütünün. Bunlar mali soruşturmalar ve Amerika Birleşik evet. Devletleri tarihinde bir ilk. İlk kez sözleşmeli okullara yönelik soruşturmalar başlatılıyor. Bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri'ne ülke dışından getirdiği paralar da mercek altında ve Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın bize röportajında belirttiği gibi bu yıl içerisinde bir takım mali konularla ilgili de Amerikan makamlarının soruşturma başlatma olasılığı da yüksek bu konuda. Teşekkür Son ediyoruz. İki başlık kısaca onlara değineyim. Temsilciler Meclisi Etik Komisyonu'nun hali hazırda yürütmekte olduğu bir soruşturma var. FETÖ üyelerinin kongre üyelerine usulsüz bağışları ve bedava seyahatleriyle ilgili, onları bedava çeşitli ülkelere göndermesiyle ilgili bir soruşturma hala devam ediyor. Ve bir de tabii H1B vizesinin suistimal edilmesi söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri'ne getirilen FETÖ okullarında görevlendirilen Türk öğretmenlerin H1B vizesiyle getirildiği ve bu vizenin de suistimal edildiği de ortaya çıktı. İşte FBI bunların üzerine yavaş yavaş gitmeye Çok başladı. Bu soruşturma ediyoruz. Da derinleşecekmiş gibi görünüyor önümüzdeki süreçte. Teşekkürler. Tuna Şanlı son notları aktardı. Sevgili izleyiciler, bugün kamuoyunun merakla beklediği, takip ettiği bir önemli FETÖ davası. FETÖ'nün medya yapılanması davasında karar çıktı. Aralarında gazeteciler Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve akademisyen Mehmet Altan'ın da bulunduğu 6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla haklarında dava açıldı. Savcının mütalasına son sözlerini söylediler. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ'nün medya yapılanması davasında karar açıklandı. Mehmet Altan, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Yakup Şimşek, Fevzi Yazıcı ve Şükrü Tuğrul Özşengül ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklara cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ceza verildi. Cezalarda ise indirim yapılmadı. Mahkeme ayrıca sanıkların tutukluluk hallerinin devamını da kararlaştırdı. Bir üye hakim Mehmet Altan'ın tutukluluk kararına muhalefet şerhi koydu. Tibet Murat Sanlıman'ın ise beraatine hükmedildi. Bu arada Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi FETÖ ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle 17 hakim ve savcının daha açığa alınmasına karar verdi. Açığa alınanların isimlerinin yargı imamlarının Baylok yazışmalarında geçtiği öğrenildi. HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, kurulun FETÖ ile mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı. Bilgiler geldikçe HSK'nın hızla adım attığını belirten Yılmaz, 17 hakim savcının daha FETÖ irtibatları nedeniyle açığa alındığını açıkladı. Açığa alınanların isimleri örgütün yargı imamlarının Baylok yazışmalarından tespit edildi. Konuyla ilgili müfettişlerini görevlendiren HSK araştırma tamamlandığında bu kişilerin durumunu yeniden görüşecek. Efendim, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesi güncellendi. 5 ayrı kategoride aranan terörist sayısı 879'a yükseldi. Bu arada grup yorumun 4 üyesi ilk kez listeye girdi. Selma İnan Altun, Ali Aracı ve İbrahim Gökçek. Grup yorumun 4 üyesi ilk kez İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesine girdi. DHKPC terör örgütü üyeliğiyle suçlanan grup yorum üyeleri gri kategoriye alındı. Bu isimleri ihbar edenlere 300 bin liraya varan para ödülü öngörülüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından güncellenen terörden arananlar listesinde 5 ayrı kategori var. Aranan teröristlerin 128'i sol örgüt, 599'u bölücü terör örgütü, 72'si dini istismar eden terör örgütleri ve 80'i de FETÖ-PDY üyesi. Listede kırmızı kategoride 135, mavi kategoride 77, yeşil kategoride 77, turuncu kategoride 97, gri kategoride ise 492 olmak üzere toplam 879 terörist aranıyor. Terörden arananlar sitesinin faaliyete geçtiği 2015 Ekim'den itibaren 149'u bölücü terör örgütü üyesi olmak üzere toplam 165 terörist etkisiz hale getirilerek listeden silindi. İhbarlarıyla teröristlerin yakalanmasına yardımcı olanlara da bugüne kadar yaklaşık 12,5 milyon lira ödül verildi. Yüksek Seçim Kurulu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 16 Nisan referandumu ile ilgili iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Yüksek Seçim Kurulu Kılıçdaroğlu'nun referandumla ilgili iddiaları üzerine harekete geçti. YSK Başkanı Sadi Güven yaptığı yazılı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun hiçbir kayıt ve belge vermeksizin açıklama yapmasının sorumlu bir davranış olmadığını belirtti. Sadi Güven CHP liderinin referandumla ilgili sözlerinin dayanaksız olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacağını söyledi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu referandum sonucunu gayrimeşru olarak nitelemiş ve kabul etmediklerini belirtmişti. Efendim, Türkiye'nin ilk yerli otomobili merakla bekleniyor. İşte bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. 3 farklı elektrikli araç modeli üretilecek. Araçların tasarımı ise Türk halkının ihtiyaçları ve beklentileri göz önünde bulundurularak yapılacak. Dünyada parmak ısırtacak devasa bir marka yapacağız inşallah. Türkiye ilk yerli otomobiliyle tanışmak için gün sayıyor. Proje Türk sanayisi ve teknolojisi açısından bir dönüm noktası olacak. Türkiye'nin otomobili ortak girişim grubu projeyle ilgili aldığı ilk kararları kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada 3 aşamadan oluşan yaklaşık 15 yıllık bir yatırım hamlesi planlandığı vurgulandı. Orta vadede tek bir platform üzerinde 3 farklı elektrikli araç modeli üretilecek. Otomobilin Türk halkının görüş ve beklentilerine göre tasarlanması birinci öncelik olacak. Şu aşamada bir ön sipariş alma durumu da söz konusu değil. Uluslararası markalarla rekabet edecek yerli marka araçların ilk modeli 2019 yılında prototip olarak üretilecek. 2021 yılının sonunda ise seri üretime geçiş yapılması planlanıyor. İzmirlilerin heyecanla beklediği tramvay, Konak tramvay hattında deneme seferleri başladı. Yaklaşık bir ay sürecek seferler ve ücretsiz olacak. Tramvay hizmete girdiğinde günde 100 bin kişiyi taşıyacak. İzmir'in iki yakası raylarla birleşti. Karşıyaka tramvay hattından sonra Konak tramvay hattı da tamamlandı ve ilk seferini yaptı. Konak tramvayı bugün deneme seferine başlıyor. Konak tramvayının ilk konukları gazeteciler ve protokoldü. Konforlu, güvenli, çevreye uygun, karbon salınımını azaltan İzmir tekrar uzunca bir süre sonra tramvayına kavuşuyor. Batman koltuğuna oturan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmirlileri korna çalarak selamladı. Deneme seferleri bir ay sürecek. Bu süre zarfında hem yolculu hem yolcusuz seferler ücretsiz yapılacak. Ben şimdi buradan binip konağa gideceğim. Onun ayarını bile kuruyorum çalışmaya. Basın bir ay evvel binelim. Merakla beklenen Konak tramvayı ilk seferine başladı. 18 duraktan oluşuyor. Halkapınar'dan Fahrettin Altay'a uzanıyor tramvay hattı. Hat yaklaşık 13 kilometre uzunluğunda. Bir sefer 50 dakika sürecek ve günde yaklaşık 100 bin kişi faydalanacak. Tramvay sayesinde şehir içi ulaşımda rahatlayacak. İşte 150 civarında otobüs devreden çıkacak. İzmirliler de Konak tramvayının hizmete girmesini dört gözle bekliyor. İnşallah iyi olacak. Rahatlık ama bineceğiz, göreceğiz. Kullanırım tabii. Ben kullanmıyorum. İhtiyarız biz, yürüyemiyoruz. Uçak havada arızalanınca hayati bir karar verdiler. Yerleşim yerlerinden uzaklaşıp iniş için uygun bir yer aradılar. İzmir'de dün bir eğitim uçağı düşmüştü sayın seyirciler, biliyorsunuz ve iki pilotumuz şehit olmuşlardı. İşte bu iki pilotun bir faciaya neden olmamak uğruna şehit olduğu ortaya çıktı. Pilot Yüzbaşı Yunus Balla, Üsteğmen Resul Gökdoğan eğitim uçağıyla sabah saatlerinde Çiğli'den havalandı. Yaklaşık 20 dakika İzmir semalarında kalan pilotlar üsse dönüş yolundayken uçakları arıza yaptı. Karşıyaka semalarında ortaya çıkan arıza giderilemedi. Rotalarını değiştiren pilotlar yerleşim yerlerinden uzaklaşarak iniş için uygun yer ararken kontrolü yitirdiler. Eğitim uçağı Çiğli 2. Anajet Üssü Komutanlığı'na 3 kilometre mesafede ağaçlık alana düştü. Saat 10.30-11 sularında iki tane eğitim uçağı uçuyordu. Ondan sonra bir bomba sesi gibi bir ses geldi. O anda dediler ki uçak düştü. Sadece bir patlama sesi duyduk, bir de sadece çıkan dumanı. Başka da bir şey görmedik. Radar bağlantısının kesilmesiyle arama çalışması başlatıldı. Düşen eğitim uçağını arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İtfaiye, ambulanslar olay yerinde seferber olmuş durumda. İnkazına ulaşılan uçaktaki iki pilotun şehit olduğu belirlendi.
Kaza kırım ekibinin yaptığı incelemede pilotların yerleşim bölgesinden uçağı uzaklaştırmaya çalışırken şehit oldukları ortaya çıktı. Öte yandan şehitlerden birinin FETÖ mağduru olduğu belirtildi. Şehit öğretmen Yüzbaşı Yunus Bal'ın hava kuvvetlerinde pilot olarak görev yaparken kendisine FETÖ'cüler tarafından havada görev yapamaz raporu verildiği anlaşıldı. Şehit Bal, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra eğitmen olarak silahlı kuvvetlere çağrılmıştı. Şehit Yüzbaşı Yunus Bal'ın 5 yaşında bir kızının olduğu, eşinin de 6 aylık hamile olduğu öğrenildi. Şehit Yunus Bal Bursa'da, Üsteğmen Resul Gökdoğan'da Ankara Altındağ'da toprağa verilecek. Sayın seyirciler, İstanbul'da korkunç bir kaza meydana geldi. Bakın görüntüsü, hafriyat kamyonu arabayı sıkıştırdı ve araba hafriyat kamyonuyla bariyer arasında sıkıştı kaldı görüyorsunuz. Ve işin ilginç yanı, şaşırtıcı gerçekten. Bu araçtan sürücü sağ çıktı, hem de hafif yaralı olarak çıktı. Neyse ki ucuz atlatılmış bir kaza. Otomobil sürücüsü bu araçtan sağ çıktı. Otomobili bu hale bir hafriyat kamyonu getirdi. Kaza Şile yolu Çekmeköy Taşdelen mevkiinde meydana geldi. Şile yönüne seyreden hafriyat kamyonu direksiyon hakimiyetini kaybetti. O sırada aynı yöne seyreden başka bir araca çarptı. Araç kamyonla bariyerler arasında sıkıştı. Araç kullanılamaz hale geldi. Önümde giden araç sağ benzinle döndü. Sonradan emniyet şeridine girdi. Emniyet şeridi dar olduğu için benim deponun oradan kaza meydana geldi. Sonra kontrolümü kaybettim. Hastaneye kaldırılan otomobilin sürücüsünün durumu iyi. Efendim, el yazısı konusu çok konuşulan konulardan biriydi. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin tercihine bırakmıştı bu konuyu. Fakat şöyle bir durum ortaya çıktı. Aynı okulda bazı sınıflarda düz yazı tercih ediliyordu öğretmenin tercihine bağlı olarak. Bazı sınıflarda ise el yazısı. İşte bu durum artık değişiyor. O okuldaki zümre karar verecek hangi yazı türünün tercih edileceğine ve tüm okulda o karara uyacak. Yan yana iki ayrı birinci sınıfta kimi dik temel harflerle, kimi ise el yazısıyla öğrendiği yazı yazmayı. Düz yazıyla yazması daha kolay geliyor. El yazısı bana daha eğlenceli geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz sene birinci sınıflar için el yazısını zorunlu olmaktan çıkardı. Öğretmenin tercihine bıraktı. Çocuklar şimdi... Öğretmenlerin sadece %5'i el yazısını tercih etti. Bakanlık uygulamadaki sıkıntıları gidermek için devreye girdi. El yazısıyla mı, dik temel harflerle mi eğitime başlanacağına bundan böyle Zümre Öğretmenler Kurulu karar verecek. Böylece okuldaki tüm birinci sınıflarda aynı yazı stili kullanılacak. Daha kolay öğreniyorum. Okul müdürleri alınan zümre kararına göre sene başında bakanlıktan birinci sınıflar için tek yazı stilinde kitap isteyecek. İkilik olduğu durumda çocukların motivasyonları, örneğin A sınıfında yazıya karşı daha istekli olur çocuklar, B sınıfında yazıya karşı daha isteksiz çocuklar olabilir. Yeni uygulama 2018-2019 eğitim öğretim yılında başlayacak. Teknoloji gelişiyor ve kaçmak da mümkün değil. Cep telefonu, tablet ve bilgisayarın çocuklar tarafından aşırı kullanımı dikkat bozukluğuna yol açabiliyor, obeziteye yol açabiliyor, çok farklı sorunlara. Peki ya ebeveynlerin cep telefonu bağımlılığı çocukları nasıl etkiliyor? Çünkü böyle de bir durum var. Uzmanlara göre aşırı teknolojik bağımlılığı olan ebeveynlerin çocuklarında değersizlik hissi oluşuyor. Yeterince ilgilenilmediğini düşünüyor çocuklar ve işte bu değersizlik hissi de öğrenme güçlüğü ve iletişim sorunlarını da beraberinde getiriyor. Kimi iş bahanesiyle cep telefonunu elinden düşürmüyor, kimi oyun. Cep telefonunu oldukça fazla kullanıyoruz. Bağımlısı olduk diyebiliriz. Cep telefonunu kullanmamaya çalışıyorum ama iş gereği genelde yine kullanıyorum. Anne babasıyla arasına cep telefonu giren çocuklar da durumdan rahatsız. Bazen telefona daldığında baba baba diyorum, cevap vermiyorlar. 5 dakika sonra oyun oynayalım mı diyorum. O da tamam diyor ama 5 dakika sonrası 2 saat falan oluyor. Sarsıyorum onu. Bazen telefonu alıyorum sonra geri veriyorum. Ebeveynlerinin daha çok kendileriyle ilgilenmesini istiyorlar. Babamın cep telefonu kullanması yerine benimle daha çok sohbet etmesini isterim. Baba, lütfen telefonla oynama. Lütfen çocuğuna iyi bak. ABD'de yapılan son araştırmaya göre ebeveynlerin cep telefonu bağımlılığı çocuklarda öğrenme güçlüğüne ve iletişim sorunlarına yol açıyor.
Sosyal iletişim becerisi düşük olur bu çocukların. Kelime dağarcığı diğer çocuklara göre daha az olur. Sevilmediğini düşünürler, en kötüsü de bu. Cep telefonu kullanmasın, benimle oynasın. Uzmanlar çocukların sosyal zekasının gelişimi için basit tavsiyelerde bulunuyor. Ebeveynlerin alacağı önlemler çocuklarıyla geçirdiği vakitlerini gerçekten çocuklarına ayırmalı. Yani aktif olarak oyuna katılmıyorlarsa bile, ki olabilir, sıkılan ebeveynler var, sürekli gözleri kulakları onların üzerinde olsun. Benim hedefim bir anne olarak bebeğimin yanında, sonra ilerleyen zamanlar çocuğumun yanında telefonumu çok az kullanmaya çalışmak. Efendim, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli cilt uzmanları arasında gösteriliyordu ve salı günü yaşama veda etmişti Agop Kotoyan. İşte Kotoyan için tören düzenlendi bugün. Kolsuz Agop lakaplıydı Profesör Doktor Kotoyan, çünkü çocukken bir iş kazası geçirmişti. Çok büyük yokluklardan gelmişti. Bu iş kazasında kolunu kaybetmesine rağmen bütün bu engelleri aşağı aşağı yokluklara direne direne büyük bir bilim adamı olmuştu. Kotoyan bugün anıldı. Cumartesi günü de son yolculuğuna uğurlanacak. Kusura bakmayın. Böyle bir duygulandım. Agop Kotoyan, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli cilt uzmanlarından, salı günü 79 yaşında vefat etti. İlkokuldan mezun olduğu yıl geçirdiği kaza sonucu tek kolunu kaybeden Profesör Doktor Agop Kotoyan, kamuoyunda kolsuz Agop olarak tanınıyordu. Hep birden çalışıyoruz, hep birden yapmamız gerekir. Kotoyan için birincilikle mezun olduğu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tören düzenlendi. Törene Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'la aile yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Agop Hoca gerçekten çok şey söylenir muhakkak, ama bu coğrafyanın insanıydı, bu toprağın insanıydı, bu medeniyet havzasının insanıydı ve o duruşunu da ömrünün sonuna kadar göstermiş bir tıp büyüğümüz. Kederli ailesine ve sevenlerine, bütün dostlara başsağlığı diliyorum. Kolsuz Agop'un torunları tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Ünlü doktorun kız kardeşi Oremsima Kotoyan da annesinin 2004'te abisi Agop Kotoyan'a yazdığı mektubu okudu. Ciğerim Agop. Babam da okuma yazma bilmezdi. Ben de. Sen okudun. Sen hep okudun ve çok çalıştın can parçam. Biz fukaraydık. Senin yaptığın şu çok zor yolculukta yanına yetecek kadar azık koymadık. Koyamadık. Sana yeterince yardım edemedik. Ama sen bizim yüzümüzü hiç kara çıkarmadın. Öğrencileri ve mesai arkadaşları da ailesine başsağlığı diledi. Kotoyan, cumartesi günü düzenlenecek dini törenin ardından toprağa verilecek. Teke yöresinin türküleri, sazı, curası öksüz kaldı. TRT Türk Halk Müziği repertuarına birçok eser kazandıran emekli TRT sanatçısı Hamit Çin'e İzmir'de vefat etti. Teke yöresinin sazına, sözüne, ezgilerine, kültürüne aşık bir insandı Hamit Çin'i. Türk'ün bir özelliği var. Küçücük bir duyguyu genişletir, sevgiye, aşka dönüştürür veririz. Orada da Avşar Bey'in kızına yanı vermiş biri işte. Hamit Çin'i teke yöresine ait araştırma ve derlemelerinin yanı sıra besteleriyle tanınıyordu. Üç telli bağlama üstadı sanatçı geriye üç kitap ve iki albümle sayısız eser bıraktı. Yayla Yolları, Çay Benim, Çeşme Benim ve Avşar Zeybi'yi sanatçının en bilinen eserlerinden. Türküleri, üç telli sazı kendi gök kubbemizde çınlayacak, onu hep anacağız. Milli kültürümüzün yayılmasında çok önemli rolleri olan değerli bir büyüğümüzdü. Burdur ve Türkiye büyük bir değerini kaybetti. Tabutuma bile Burdur'un dokumasını istedi. Tabutuna bile o dokumasından koyduk. Onu şiirinde öyle söylemişti, vasiyet etmişti. 92 yaşında hayatını kaybeden Hamit Çin'e için Burdur Ulu Cami'de tören düzenlendi. Hamit Çin'in cenazesi Burdur Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
hemen Tayland'dan görüntüler getireceğiz ekranlarınıza şimdi. Yavru bir fil görüyorsunuz, bir kuyuya düştü, çamur dolu bir kuyu. İşte köylüler seferber oldular çaresiz yavruyu kurtarmak için. Talihsizlikler bununla da kalmadı. Çünkü anne fil de vardı yanında ama yavrusunu beklerken anne fili de elektrik çarptı. Talihsiz olaylar zinciri Tayland'ın doğusundaki bir köydeki kauçuk tarlasında yaşandı. Annesinin yanından ayrılmayan yavru fil birdenbire kendini tarladaki su kuyularından birinde buldu. Kuyuya sıkışan bebek filin yakarışlarını duyan köylüler imdadına yetişti. Ancak o sırada herkesi şok eden bir olay daha yaşandı. Yavrusunun kurtarılmasını bekleyen anne fil elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Kısa süre sonra kendine geldi. İş makinesiyle kuyudan yukarıya eğimli bir yol açıldı ve minik fil yoğun çabaların ardından kurtarıldı. Efendim Konyalı robotlarla tanıştıralım sizlere. Konyalı bir yazılım firması bu robotları üretti. Temizlik yapıyorlar, birçok farklı işe yarıyorlar, yemek de yapabiliyorlar ama en ilginç yanları bakın. Erik dalı oynuyorlar, bir izleyelim birlikte. Gerçekten yani bütün erik dalı figürlerini yapmışlar robotlar. Bravo. Efendim Konyalı robotlarla veda ediyoruz sizlere. Veda görüntümüz bu olsun. İyi hafta sonları diliyoruz hepinize. Pazartesi akşamı saatler 20'yi gösterdiğinde biz yine burada hazır olacağız.